Kanal B Ana Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse vergi, harçlar ve cezalar 2017'de %3.83 artacak. Motor taşıt vergisinden pasaport harcına kadar işte yeni yılın vergi zamları. Vergi ve harçlar gelecek yıl %3.83 artacak. Bakanlar Kurulu oranda değişikliğe gitmezse yeniden değerleme oranına göre vergi ve harçlar artış gösterecek. İşte 2017'nin vergi ve harçları. 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetre küpe kadar ulaşan otomobillerin 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi 646.8 liraya yükselecek. Başka bir deyişle en düşük motorlu taşıtlar vergisi 646.8 lira olacak. Motorlu taşıtlar vergisi 1301-1600 santimetre küp arası otomobillerde 1035 liraya, 1601-1800 santimetre küp arası otomobillerde 1827 liraya çıkacak. 6 aylık pasaport harcı 115.9 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liraya çıkacak. 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 553.4 lira olacak. Ehliyet harcı B sınıfı için 418.3 liraya çıkacak. Cep telefonlarından alınan özel iletişim vergisi 47.7 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206.5 lira olacak. Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 876 lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanların cezası 1099 lira olacak. Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira ceza kesilecek. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayında tüketici fiyatları %1.44 arttı. Yıllık enflasyon %7.16 oldu. En yüksek fiyat artışı %39.46 ile Charleston biberde görüldü. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE Ekim ayında %1.44 arttı. TÜFE'de %1.62 artış bekleniyordu. Yıllık bazda TÜFE %7.16'ya geriledi. Böylece yıllık enflasyon 4 ayın en düşük seviyesine indi. Yurt içi üfe Ekim'de %0.84 artarken yıllık bazda %2.84 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yerine açıklanan özel kapsamlı TÜFE göstergeleri %7.04 artış kaydetti. TÜFE'de yıllık en yüksek artış %10.43 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Ulaştırmada %2, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1.76, lokanta ve otellerde %0.70 ve ev eşyasında %0.59 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla düşüş gösteren grup %1.03 ile eğlence ve kültür oldu. Konutta %0.24, haberleşmede %0.06 ve alkolü içecekler ve tütünde %0.01 düşüş gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında Ekim'de en yüksek fiyat artışı %39.46 ile Charleston biberde, en fazla fiyat düşüşü ise %35.52 ile limonda görüldü. ATSO Başkanı Davut Çetin açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetin, iklim ihracat yetersizliği nedeniyle tarım ürünleri fiyatlarının iç ve dış talebin yavaşlaması sonucu son 10 yılın en düşük Ekim ayı enflasyonuyla karşı karşıyayız dedi. Toplantı yapmak gerekiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. İklim, ihracat yetersizliği nedeniyle tarım ürünleri fiyatlarının iç ve dış talebin yavaşlaması sonucu, sanayi ve hizmet sektörü fiyatlarının baskılanması sonucunda son 10 yılın en düşük Ekim ayı enflasyonu ile karşı karşıya izleyen Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü. Açıklanan aylık TÜFE'nin %78'inin gıda ve giyim kaynaklı olduğunu görüyoruz. Giyimde mevsimsel olarak beklediğimiz bir artış yaşandı. Sebze fiyatlarında mevsimsel artışa karşılık narenciye, nar, elma, patates, kuru soğan üretici fiyatlarında geçen yıla göre önemli düşüş görülmektedir. Bu ürünlerde iç ve dış talebi teşvik edecek üretici desteklerinin gündeme gelmesi gereklidir. Ancak tarımda yıllık enflasyon düşük olmasına rağmen kış aylarında gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle farklı bir algı ortaya çıkmaktadır. Gıdada enflasyonu dizginlemek için lojistik, ambalaj, soğuk hava ve soğuk zincir altyapısı ve en önemlisi üretici-tüketici kooperatiflerinin güçlendirilmesi konusunda bütüncül adımlar atmamız gerekmektedir.
Bölgemizdeki TÜFE oranı aylık %1.74, 10 aylık %6.62 ve yıllık bazda %7.44 olarak gerçekleşmiştir. Antalya, Isparta, Burdur bölgesi 26 bölge arasında aylık enflasyonda 4, 10 aylık enflasyonda 10, yıllık enflasyonda ise 13. sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Batı Akdeniz bölgesinin aylık, 10 aylık ve yıllık bazda ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Sevgili seyirciler, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Beyiş susuzunda yaşanan foseptik krizi köy halkını isyan ettirdi. Yaşadıkları sıkıntıları daha önce Kanal B ana haberde duyurduğumuz köy sakinleri çevrecilerle birlikte Tarım İl Müdürlüğü ve valiliğe dilekçe verdi. Köylünün isteği atık tesisinin bölgeden kaldırılması. Kanal V ekranlarında gazeteci Ali Orhan'ın hazırlayıp sunduğu Ali Orhan ile Deretepe programının ortaya çıkarttığı ve Kanal V ana haberin de üzerine gittiği Korkuteli Beyiş susuzundaki foseptik krizi çevrecileri harekete geçirdi. İmecikliler'in iddia ettiği o tarlalardan biri daha. Dikkat ediyorsanız tarladaki renklere, renklerden çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve burası alabildiğine kadar dökülmüş ve daha sonra karıştırılmış. Ve bu toprakla oradaki işte atıklar ne yazık ki karıştırılıyor ve daha sonra da tarla süsü veriliyor. Hayvan ölümleri, pis koku, sinek ve arazilerine izinsiz dökülen foseptiklerden nefes alamaz hale gelen köy sakinleri A platform üyeleriyle birlikte Tarım İl Müdürlüğü ve Antalya Valiliğine konuyla ilgili şikayet dilekçesi verdiler. 33 bin dönümlük 4 köyün ovasına yaklaşık 2-3 yıldır sürekli olarak bu atıklar atılıyor, tarlalara dökülüyor ve daha sonra o dökülen atıklar tarlalarda sürülerek toprağa karıştırılıyor. Bu bir facia. Yaşanan sıkıntıları mikrofonlarımıza anlatan Beyiş sakinleri hamile hayvanların düşük yaptığını ve hayvan ölümleri yaşandığını belirtiyor. Yetkililere canımız tehlikeli diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Pislik, hasap. Bu dökülen şeylerden malımız, canımız tehlikeli. Aşağı yukarı 3-4 yıldır faaliyet göstermektedir tesis. Şu anda insanlara ve insanların yetiştirmekte olduğu hayvanlara ciddi anlamda doğaya, çevreye zarar vermektedir. Ben arazimi sürmeye gittiğim zaman çamur tezgahıyla karşılaştım. Bizim arazimize direkt çamuru getirip direkt döküyorlar. Biz bundan muzdaribiz. O tesis oraya kuruldu kurulalı. Aşağı yukarı 4 sene oldu herhalde. Devam ediyor. Vatandaşın arazisine döküyorlar. Bazısından izin alıp döküyorlar. Onları da kandırıyorlar. Tarlanızda verim iyi olur diye. Kandırarak vatandaşları. Bölgede benim arazilerim var. Zeytinlik yaptım. Bu bölgede 2 yıldır atıkla uğraşıyoruz. Koku, sinek. Araziye giremiyoruz. Bütün atıkları araziye, yani açık alana döküyor. Hayvan ölümlerinin yanı sıra burada yetişen ürünlerin de tüketildiği ve sağlık açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bölge sakinleri yaşanan sıkıntı yüzünden arazilerini izinsiz kullanan arıtma tesisi işletmecileri tarafından da tehdit edildiklerini iddia ediyor. Sizin kendi tapulu arazinize döküyorlar ve sizden izin almıyorlar. Hayır, hayır efendim. İzin almadan dökükler de onun için zaten mahkeme aşamasına girdik biz. Ben zaten bir takım sıkıntılar yaşadım, hani tehdit edildim bizzat. Bununla ilgili davalıyım şu anda. Babamın arazisine döküldü. Ama arkadaşlarım bizzat kendi arazilerine döküldü. Hatta susturmak için bir takım girişimlerde bile bulundular yani. Para teklifi gibi durumlar, tehdit gibi durumlar. Kamu kurumu kuruluşlarına defalarca bu konuda başvuruda yaptık. Jandarma 35'e yakın ceza kesti arabalarına. Hem nasıl bir şeyse kurutma bantlarında kurutulmuyor. Açık alandaki arazilere dökülüyor. Biz de bunu kamu kuruluşlarına davet ediyoruz. Bu konuya el atmaları. Bu konunun yasal olmadığını, toprakla teması çetre raporlarında yasaktır deniyor. %1'i demiyorum, tamamı toprağa dökülüyor. Bölge sakinlerinin tek isteği verdikleri dilekçelerin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınması ve tesisin bölgeden kaldırılması. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan insanın severek tükettiği muz ithalatla ve örtü altı üretim avantajıyla birlikte artık her mevsim tezgahlarda yer alsa da yerli muzun yeri ayrı. Bu sıralarda pazar tezgahlarında ilçenin adıyla anılan Alanya ve Gazipaşa muzunu görmek mümkün. Yani kısaca Antalya için muz var. Kış aylarıyla birlikte ilçenin adıyla birlikte anılan Alanya muzu ve Gazipaşa'nın yerli muzu tezgahlarda yerini aldı. Antalya Sent Pazarı'nda 3 ila 4 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bulan yerli muzun en büyük özelliği ise tabii ki tadı ve kokusu.
Şimdi bu açıkta olan muz bu. Bu mevsimlik olur bu. Sada kışın olur, yazın olmaz. Muzun normal muz var, seralık muz var. Bu serada yetişiyor. Lezzetli olmaz. Bu doğallık bildiğimiz muzlardan bunlar. Bir hafta 10 gün dayanabilen bahçe muzunun bir diğer önemli özelliği ise doğal olarak sarartılması. Yani dinlendiririz biz bunu. Mesela yani karpede gazı veriyor, çabuk olduruyor, dayanmıyor işte o. Biz bunu dinlendiriyoruz. Bir hafta 10 gün, 15 gün dinleniyor bu. Ondan sonra piyasaya getiriyor. Bu da tadını fark ediyor mu? Tabii çok fark, tadı çok farklı. Zaten burada güzel bak, içinde herhangi bir siyahlık çıkmaz. Öyle içinde siyahlık çıkmaz, tadı güzeldir. Bir hafta 10 gün bozulmaz. Muz söz konusu oluncaysa tüketicinin tercihi elbette yerli çeşitlerden yana. Yerli olmasına. Yani ithal almıyorum, yerli alıyorum. Tadı, kokusu. Çocuklarım seviyor. İtalya yemiyoruz biz. Yiyemiyoruz daha doğrusu. Güzel yerli. Diğerleri avide hıyar gibi kokuyor. Tat yok. Yani salatalık yesen ondan ama yerli aroması var. Damakta lezzet var. Kış ayları boyunca yerli muz tüketmek isteyenler içinse kısa bir not. Yaklaşık 15 gün önce başlayan hasat Mayıs ayına kadar devam edecek. Sevgili seyirciler, gazeteci yazar İsmail Saymaz bu yıl 7.si düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen söyleşi ve imza gününe ilgi oldukça yoğundu. İlker Başbuğ, Barış Yarkadaş, Naim Babiroğlu, Bural Savaş, Ahmet Şafak, Ahmet Nesin gibi birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinlikleriyle okurlarına merhaba dediği fuarın 6. gününde gazeteci yazar İsmail Saymaz sevenleriyle buluştu. Yani bir süredir böyle bir kalabalığı, böyle bir etkileyici topluluğu görmeyi özlemişim. Çok teşekkür ederim tekrar. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda okurları tarafından büyük ilgiyle karşılanan İsmail Saymaz, burada gerçekleştirdiği söyleşiyle 15 Temmuz darbe girişimi hakkında detaylar verdi. Yıl boyunca bu fuarda sevdiği yazarlarla buluşmayı bekleyen Antalyalıların fuara büyük ilgi gösterdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son zamanlarda yaşadığımız olaylarda ülkemizin kaos içinde sürüklendiğini kaydetti. İsmail Saymaz'ın bu süreç içinde yaşananları okurlarıyla paylaştığını dile getiren Başkan Böcek, bu zorlu günlerin ancak birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğini kaydetti. Konyaaltı Belediyesi standında hayranları için kitaplarını imzalayan İsmail Saymaz, okurları tarafından büyük ilgi gördü. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı kapsamında yarın Muzaffer İzgü, Vural Savaş, Mavisel Yener, Hidayet Karakuş, Zehra Ünüvar, Savaş Ünlü, Burcu Bahar, Şermin Çarkacı, Miyase Sert Barut, Faruk Dilaver, Ahmet Nesin ve Feyza Altun Meriç okurlarıyla buluşacak. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün IŞİD terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Antalya'da DH terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. 10 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne DH terör örgütüne eleman temin edildiği yönünde yapılan bir ihbar değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar doğrultusunda ihbarda adı geçen DH terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan UG 18 Ekim'de yakalandı. Sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen UG tutuklandı. Sevgili seyirciler, Antalya 4 kez sallandı. Antalya'nın Akseki, Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde 2 günde tam 4 deprem meydana geldi. Antalya'daki ilk deprem Konyaaltı ilçesi Geyikbayır bölgesinde meydana geldi. 2.2 büyüklüğündeki deprem yerin 13.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. İkinci deprem ise Döşemealtı ilçesi Kovanlık bölgesinde yerin 89.2 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremin büyüklüğü 2.5 olarak kaydedildi. Turizm kentindeki üçüncü deprem ise dün saat 11.03'te Akseki'nin Kuyucak mevkiinde yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. 2.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez saat 11.16'da Akseki'nin Susuz Sahap mevkiinde deprem meydana geldi. Yerin 6.7 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 2 olarak ölçüldü. Antalya'da 28 yaşındaki Yasin Nadir, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu iki bacağından yaralandı. O anlarsa güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. Olay bu sabah Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1120 sokakta meydana geldi. Yasin Nadir otomobilini park ettikten sonra yakında oturan bir çalışanını almak için araçtan indi.
Motosikletle kendisini takip edenlerin tabancayla ateş etmesi sonucu iki bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Nadir yere yığılırken iki saldırgan kaçtı. O anlarsa bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Yasin Nadir taksiyle götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kimliği belirlenen saldırganların peşine düşen polis olayın alçak anlaşmazlığından kaynaklandığı üzerinde duruyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki İbrahim Maviş evinde ölü olarak bulundu. Maviş'in otomatik av tüfeğiyle göğsüne tekel ateş ederek intihar ettiği tahmin ediliyor. Kemer'e bağlı Kuzdere mahallesinde oturan İbrahim Maviş'in sabah iş yerine gelmemesi üzerine şüphelenen Seyit Karaduman cep telefonuna ulaşamayınca evine gitti. Eve girdiğinde Maviş'in kan içinde yerde yattığını ve yanında tüfek olduğunu gören Karaduman, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maviş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yapılan ilk incelemede İbrahim Maviş'in tüfekle göğsüne tek el ateş edildiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceğini değerlendiren Maviş'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Evli ve bir çocuk sahibi olan Maviş'in bazı sorunlar yaşadığı eşiyle 4 yaşındaki kızının Ankara'da olduğu kaydedildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık bir dönüm Kızılçam Ormanı'nın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Antalya Kemer Karayolu'ndaki orman yangını saat 14 sıralarında çıktı. Sahile yakın alandan duman yükseldiğini fark eden orman koruma görevlileri 177 orman yangını ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 arazözde müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yaklaşık bir dönüm Kızılçam Ormanı'nın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında duyulan patlama sesleri korkuya neden oldu. Patlama sesi üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin uzun namlulu silahlar taşıması dikkat çekti. İncelemeler sonunda patlamaya bölgede halen devam eden yol yapım çalışmaları sırasında işaretlemede kullanılan sprey boya kutularının neden olduğu belirlendi. Polis ekipleri incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı. Muratpaşa Belediyesi ilçe genelinde fast food restoranlarda gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde kızartma yağlarında özel cihazlarla polar madde ve yağ sıcaklığı ölçümleri yapılıyor. Muratpaşa Belediyesi Gıda Sıhhi Denetim Birimi, fast food tipi yiyeceklerin satıldığı işletmelerde gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ne zaman değiştirdiniz yağınızı? Denetimlerde fast food restoranlarda kullanılan yağlar kontrolden geçirilerek özel hijyen gereklilikleri denetlenirken, kullanılan kızartmalık yağların sıcaklık aralıkları ve kalite standardı olan toplam polar madde miktarı ölçülerek halk sağlığı açısından uygun tüketimin sağlanması amaçlanıyor. Yapılan denetimlerde polar madde tayin cihazı ile toplam polar madde miktarı ve kızartma yağ sıcaklığı ölçülürken, ayrıca Gıda Sıhhi Denetim Birimi, iş yerlerinin bitkisel atık yağ sözleşmesi ve ulusal atık tayıma formlarını kontrol ediyor. Yetkililer kızartma yağlarının insan sağlığını olumsuz etkilememesi için kullanım süreleri ve toplam polar madde içeriklerinin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Kızartmalık yağların zamanında gıda zincirlerinin çekilmesi hem insan sağlığının hem çevrenin hem de biyodizel yapmaya uygun ham madde kaynağının korunması açısından ayrıca önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, bunun için Muratpaşa Belediyesi evlerden toplanan atık yağ miktarlarını artırmak için 5 litre yağ karşılığında küçük hediyelerle atık yağların ekonomiye kazandırılmasını teşvik ediyor. 1 yaşındayken Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiği oğluyla 26 yıl sonra buluşan Kerim Keskin, yılların bedelini oğluna böbreğini vererek ödedi. Ordu'da yaşayan Kerim Keskin, maddi ve ailevi sorunları nedeniyle oğlu Ümit Ayaz'ı henüz 1 yaşına gelmeden Giresun Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Evlat edinen aile yıllar sonra gerçeği açıklayınca Ümit Ayaz, gerçek ailesini bulmak için Gaziantep'ten Ordu'ya gitti.
Ümit Ayaz 26 yıl sonra gerçek annesi, babası ve kardeşleriyle tanışıp hasret giderdi. Ayaz'ın 4 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini öğrenen Kerim Keskin, 26 yıl sonra kavuştuğu oğlunu kaybetmeyi göze alamayacağını düşüncesiyle bir böbreğini bağışlamaya karar verdi. Ümit Ayaz 8 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla babasının böbreğiyle sağlığına kavuştu. Yıllar sonra babamı buldum Ordu'da. Karşılaştıktan sonra bayağı bir vakit geçirdik. Kendisi de bu durumdan sonra seni yıllar sonra 26 yıl sonra buldum. Bir kere kaybettim ve istemediğim için sana böbreğimi vermek istiyorum diye teklifte bulundu. Biz de baba oğlu ilişkisinden dolayı kabul ettik. Oğlunun hastalığını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını ama böbreğini verip sağlığına kavuşturduğu için de çok sevinçli olan baba Kerim Keskin, oğlu için canını bile verebileceğini belirtiyor. Aradan 26 sene geçti. Geldi beni buldu. Çok mutlu oldum. Sonra dedi ki baba dedi benim böbreğim dedi yetersizlik dedi. İşte olayı anlattı. Çok üzüldüm. Ben sana canımı bile veririm dedim. Sonra işte gittik hastaneye kağıtlarla yaptırdık. Böbreğime oğluma feda değil canımı bile feda ederim. Şu anda sağlık olarak ikimiz de çok iyiyiz. 26 yıl sonra babasının böbreğiyle yeniden hayata tutunan Ümit Ayaz şimdi taburcu olacağı günü bekliyor. Sağlık Bakanlığı, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Acil Sağlık Olimpiyatları Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Proje Daire Başkanı Ufuk Diri, 112 tek numara sisteminin vakaya ulaşma süresinin uzattığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Acil Sağlık Olimpiyatları Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Toplantıya Makedonya, Macaristan, Sırbistan ve Azerbaycan'la Türkiye'den de 45 ilden sağlık çalışanları katıldı. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Projeler Daire Başkanı Ufuk Diri, son yıllarda ambulans ve sağlık hizmetlerinde kullanılan araçların genç bir filo olduğunu söyledi. Şimdi önümüzdeki dönemlerde yeniden filomuza 1000 araçlık bir araç takviyesi yapmayı planlıyoruz. Yeni ihalesi sonuçlanan bir 300 araçlık daha aracımız var, araç alımımız var. Önümüzdeki süreçte yaklaşık bunlar daha da bir 2-3 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Diri yurt içinde vakalara ulaşma süresini 10 dakika olarak tespit ettiklerini ancak Antalya ve Isparta'da pilot olarak kullanılan 112'den emniyet, ambulans ve itfaiyeye ulaşma sisteminin süreyi uzattığını kaydetti. Bu vaka ulaşım sürelerinde biraz etkili oldu. Zaman uzatmaya neden oldu. Şimdi bununla alakalı da özellikle tek numara sistemini yine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri'nin ekipleri bunları yürütecek ve tek numarayı da yine Sağlık Bakanlığımızın değerli çalışanları, ATT ve paramedik arkadaşlarımız da bu sorunu en kısa zamanda ortadan kaldıracağız. Evet, bu haberimizde bültenin sonuna geliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazılarımızda gün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde. İstanbul parçalı bulutlu 18-8, Ankara sisli 15-1, İzmir parçalı bulutlu 20-10, Bursa sisli 18-5, Adana parçalı bulutlu 24-10, Eskişehir sisli 16-2, Trabzon parçalı bulutlu 17-6, Malatya güneşli 14-1, Şanlıurfa parçalı bulutlu 17-6, Konya sisli 17-0. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın bugün parçalı bulutlu 22-14, yarın az bulutlu 22-14, cumartesi az bulutlu 23-14 derece olması bekleniyor. Kentin çevresine göz attığımızda ise Akseki az bulutlu 18-6, Aksu az bulutlu 22-11, Alanya az bulutlu 24-17, Demre az bulutlu 24-11, Döşemealtı az bulutlu 22-8, Elmalı az bulutlu 19-3, Finike az bulutlu 25-14, Gazipaşa az bulutlu 23-12, Gündoğmuş az bulutlu 28, İbradı az bulutlu 18-6, Kaş az bulutlu 22-14, Kemer az bulutlu 24-12, Kepez az bulutlu 23-11, Konyaaltı az bulutlu 24-13, Korkuteli az bulutlu 18-2, Kumluca az bulutlu 24-10, Manavgat az bulutlu 26-14, Serik az bulutlu 25-11, Burdur az bulutlu 19-3, Isparta az bulutlu 18-1 derece. Son olarak dünyanın bazı kentlerine göz atıyoruz.
Londra yağmurlu 11.6, Madrid yağmurlu 18.10, Paris yağmurlu 9.1, Atina parçalı bulutlu 28.17, Roma hafif sağanak yağışlı 23.15, Berlin yağmurlu 7.2, Moskova kar yağışlı 0-2, New York parçalı bulutlu 14.9, Tokyo parçalı bulutlu 18.11, Bakü az bulutlu 14-10 derece olacak. Kanal V Spor haberlerinden mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Tahkim kurulundan Antalya Spor'u mutlu edecek açıklama resmen yapıldı. Oktay Delibalta'nın transferi sebebiyle 2 dönem transfer yasağı alan Kırmızı Beyazlar'ın cezası resmen kaldırıldı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Antalya Spor'a verilen transfer yasağı ile ilgili olarak Kırmızı Beyazlı Kulübü mutlu edecek açıklama yapıldı. Oktay Delibalta'nın Mersin İdman Yurdu ile ilgili sözleşmesini feshederken buna Antalya Spor'un sebep olduğu varsayımı var. Buradan hareket ediyor Uyuşmazlık Çözüm Kurulu. Mersin Spor bu bizimle ilgili davasından feragat etmiş durumda. Bu feragat tahkim kuruluna yaptığımız itiraz dosyasına sunuldu. Aslında tam anlamıyla oluştu diyebilirim. Güzel gelişmeler bekliyoruz. İnşallah tabii bir karar. Antalya Spor Kulübü basın sözcüsü Bora Terzioğlu'nun kale çizgisine yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kırmızı Beyazların transfer yasağının kaldırıldığını resmen duyurdu. Oktay Delibalta transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Mersin İdman Yurdu tarafından şikayet edilen Antalya Spor 2 dönem transfer yasağı almıştı. Akdeniz ekibinin şikayetini geri çekmesinin ardından tahkim kurulu bugün yaptığı toplantısında cezanın kaldırıldığını açıkladı. Kuruldan yapılan açıklamada Oktay Delibalta'nın fesihte haklı olduğunun tespiti ve Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün feragatı nedeniyle davalı Antalya Spor hakkında iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men edilmesine yönelik verilen cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Antalya Spor'da Başkan Ali Şafak Öztürk Kritik Gençler Birliği maçı öncesi basınla bir araya geldi. Gazetecilerden destek isteyen Öztürk taraftarın cumartesi günü tribünlere doldurmasını istedi. Antalya Spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'le yönetim kurulu üyeleri Emin Altıner ve Salih Peker Hasan Subaşı tesislerine düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Kayseri Spor galibiyetiyle moral bulan Antalya Spor'da Başkan Ali Şafak Öztürk cumartesi günü oynanacak Gençler Birliği maçı için çağrıda bulundu. Zorlu maçta tribünlerin doldurulması için gazetecilerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Öztürk, takımın galip gelememe psikolojisini üzerinden attığını ifade ederek Gençler Birliği maçının kazanılacağına inandığını belirtti. Antalya Spor Yönetim Kurulu Gençler Birliği maçı için çağrıda bulunurken 07 Gençlik Antalya Spor Taraftarlar Derneği de kayıtsız kalmadı. Kayseri deplasmanına yaklaşık 500 kişiyle giden taraftar grubu Gençler Birliği maçında seyirci rekorunu kırabilmek için düğmeye bastı. Bu sezon henüz 10.000 barajını aşamayan Antalya Spor'da bu rekorun Gençler Birliği maçında kırılması için uğraş veren 07 Gençlik özellikle ilçelerden gelecek taraftarın ulaşımının sağlanması için çalışma başlattı. Kayseri Spor'a karşı sezonun ilk galibiyetini alan Antalya Spor'da teknik direktör Rıza Çalınbay cumartesi günü oynanacak Gençler Birliği maçına dikkat çekti. Mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyleyen Çalınbay takım olarak daha iyi noktalara geleceklerini vurguladı. Antalya Spor'da teknik direktör Rıza Çalınbay haftalık değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Ligin ilk yarısında kalan 7 maçın çok önemli olduğuna vurgu yapan Çalınbay, cumartesi günü oynanacak Gençler Birliği maçının mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi. Göreve geldiği günden bu yana 3 lig maçına çıktıklarını ve hepsinde iyi oynadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, taraftar desteğine de dikkat çekti. Biz geçen hafta hakikaten iyi bir maç kazandık. Sadece üstümüzdeki çok büyük bir şeyi, bir yükü attık yani hakikaten bütün oyuncularımız stresli, sıkıntılı. Hatta Kayseri maçının son 10 dakikası sırf bu galip gelme stresinden dolayı öyle bir sıkıntı yaşadık, geriye çekilme. Biz istemedik öyle bir şey. Ama bizim işimiz şimdi başlıyor. Artık böyle her maçımız final ve telafisi olmayan maçlar. Her kaybettiğimiz puanla biraz daha geriye düşeriz, bunun farkındayız. Onun için oynayacağımız 7 tane maçımız var. Bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi telafisi olmayan maçlar ve final maçları. Bu toplantının en büyük nedenlerinden bir tanesi taraftarlarımızı maça bekliyoruz yani. Hele hele bu Gençler Birliği maçı bizim için hakikaten
kazanmamız gereken en önemli maçlardan bir tanesi. Takımın fiziksel olarak iyi noktalara geldiğine vurgu yapan Çalınbay, Kayserispor maçında takım üzerindeki stresin dikkat çektiğini söyledi. Sadece bundan önce çok büyük bir güvensizlik vardı takımda. Çünkü istediği sonuçlar olmayınca sezon başından beri. Artık galibiyet de geldi ve bundan sonra mutlaka daha iyi olmamız gerekiyor. Daha çok üstüne koymamız gerekiyor. Süper Lig'de cumartesi günü Gaziantepspor'u ağırlayacak Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hak etmedikleri yenilgiler aldığını ifade eden Kalpar, bireysel hatalardan dolayı maçları kaybettiklerini söyledi. Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü Gaziantepspor'u ağırlayacak Alanyaspor'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde Cengiz Aydoğan tesislerinde yapılan antrenmana oyuncular eksiksiz katıldı. Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Kalpar, son haftalarda alınan kötü sonuçlarla ilgili olarak konuştu. Hak etmedikleri yenilgiler aldıklarını ifade eden Kalpar, bireysel hatalardan dolayı maçları kaybettiklerine dikkat çekti. İki haftadan beri de rakip kaleciler haftanın kalecisi seçiliyor. Demek ki bu kadar pozisyona girip kalecilerin de iyi kurtarışları bizim gol atmamıza engel oluyor. Hak etmediğimiz mağlubiyetle karşı karşıya kalıyoruz. Hatta rakibin hocaları da bunu bizzat kendileri de söylüyor. Çok basit goller yiyoruz. Bu basit gollerden dolayı da mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Basit hatalardan kaynaklı, bireysel hatalardan kaynaklı özellikle gol yiyoruz. Bursa maçı da böyle oldu, bu maç da böyle oldu. Bu ligde kazanmak çok önemli. Kazanmayı da özellikle başarabilmeliyiz, becerebilmeliyiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. İnşallah Gaziantepspor maçıyla gerçekleşir diyorum. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz bu akşam gruplarındaki 4. maçlarına çıkacak. Gecenin programı şu şekilde. Evet, 21'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. 23.05'te başlayacak iki karşılaşmada Osmanlı Spor Villarreal ile Konya Spor da Braga'ya konuk olacak. Süper Lig'in lideri Başakşehir'in başarılı savunma oyuncusu Bekir İrtegün açıklamalarda bulundu. Çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen deneyimli oyuncu şampiyonluk yarışının çok zor geçeceğini söyledi. Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Bekir İrtegün bu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçının çok zor olacağını söyleyen başarılı savunma oyuncusu her iki takım için de çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Galatasaray için de çok önemli maç. Böyle bakıldığında yani çok zorlu bir karşılaşma olacak. Ama gerçekten bu sene çalışmamızın karşılığını alıyoruz maçlarda. Bu maçta inşallah öyle geçer. Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da bilgi veren Bekir İrtegün önlerinde uzun bir maratonun olduğunu kaydetti. Şampiyonluk öyle kolay bir şey değil. Bana iki defa nasip oldu. Çok zor bir yoldur şampiyonluk. O yüzden bunu çok dillendirip çok baştan böyle bir hedef koyup veya iyi giden bir şeyin arkasından hemen bunu böyle ortaya atmanın ben bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Biz keyif alıyoruz, kazanmaktan keyif alıyoruz. Bunlar daha önemli. Böyle baktığımızda şu an için çok erken bence bunu konuşmak. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle Kanal V'den ayrılmayın. Mutlu akşamlar.